Şoförsüz taksi mi olurmuş demeyin çünkü artık o doldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 240 adet şoförsüz taksi hizmete geçti. Nasıl yok şoför taksilerde ya? Vallahi şaşırdım. Başında değilsin, 30'lu yerden arabanın üzerinde idare ediyorsa olabilir. Ama buradan başkası idare ediyorsa başka yerde o sıkıntı yaratır. Türkiye'de öyle bir ortam yok. Şoförlerle muhabbet etmek çok güzeldir. Onlar böyle çenelere şey olur, açık olur. Orada olabilir. Türkiye'de olmaz. Bu trafikte zor. Kaza sebebiyeti çok yüksek. Bence iyi olur. Neden derseniz şoförsüz. Çünkü o daha adaletli olur, daha doğru olur. Daha da yani yapay zeka gibi bir şey olur. Çıkmıştır. Yenilik çok iyi. Türkiye'de olsa kullanır mıyız? Türkiye'de trafiğine falan güvenebilir miyim onu bilemem. Kullanmam. Yok kullanamam. Neden? Canımı tehlikeye mi atayım? Yıllarca bu iş için direksiyon başında dirsek çürüten taksi şoförleri ise rızkın Allah'tan geldiğini söyledi. Mümkün değil. Bizim şoförler taşın kökünü mü yiyecek? İlla ki şoför lazım. Öyle bir sistem olmaz yani. Biz zaten şoförü varken taksiciliği Türkiye'de zor yapıyoruz. Şoför olmayan taksicilik nasıl olacak? Onu merak ediyorum ki Türkiye'de böyle bir uygulama mümkün değil olmaz. Şoförsüz taksi nasıl oluyor ya? Olsa hiç iyi olmaz. En azından bazı insanlar var taksiye biniyorlar. Takside muhabbet ediyorlar, konuşuyorlar. Biz konuşan insanız, misafirsever insanız, misafirperver bir milletiz. Burada Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Arabı. Yani ülkede güzel bir şekilde yaşıyoruz. Zannetmiyorum Türkiye'de öyle bir şey olacağını. Ekmeğimize göz koyamazlar. Ya. Rızkı veren Allah'tır yani. Sürücüsüz araçla ulaşım şimdilik sadece geceleri ve şehrin belirli bölgelerinde halkın kullanımına açık olsa da gelecekte şehrin her yerinde yaygınlaşması planlanıyor. I'm gonna try it for the first time. I don't know, I'm about to see, man.